Merhaba değerli dostlarım. Umarım iyisinizdir. Eski Türk Edebiyatı 2. videodayız arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve enerjiniz yerindedir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlarım. O halde çok fazla uzatmadan Eski Türk Edebiyatı 2. videomuza başlayalım arkadaşlar. Video içeriğine baktığımızda arkadaşlar Nazım şekilleri, Nazım türleri nazire mecmuaları ve tezkerelerden oluşuyor videomuz. Öncelikle nazım şekli ve nazım türü nedir? Bunlara bir bakalım. Nazım şekli dediğimiz arkadaşlar, diğer isimleri nazım biçimi dediğimiz gazel, kaside, mesnevi ve müstevzetten oluşuyor. Nazım türü ise içerikle yani konuyla ilgilidir. Nazım şekli ve biçimi dış özellikle ilgiliyken nazım türü içerik ve konuyla ilgilidir arkadaşlar. Tevhid, münacat, naat, mersiye, maktel bunun gibi türlerimiz ise nazım türü oluyor. Nazım şekillerine baktığımızda beytlerden oluşan nazım biçimleri var. Dört mısralı nazım biçimleri ve bentlerden oluşan nazım biçimleri olarak 3 bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Beyitlerden oluşanlar kaside, gazel, mesnevi, kıt'a ve müstezattır. Beyt dediğimiz biliyorsunuz divan edebiyatında iki tane mısradan oluşuyor arkadaşlar. Dört mısralı nazım biçimleri ise Tuyuk ve rubayedir. Tuyuk biliyorsunuz arkadaşlar divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmıştır. Bentlerden oluşan nazım biçimleri ise Bentler arkadaşlar genellikle 3 ya da 5 ve daha fazla mısradan oluşan e, nazım biçimlerine biz bent diyoruz. Müselles, Murabba, Muhammes, Müseddes, Müsebba, Müsemmen, Mütessa, Muaşşer Terkibi bent ve tercihi bent bentlerden oluşan nazım biçimleridir arkadaşlar. Beyitlerden oluşan nazım biçimlerine baktığımızda kaside. Evet kaside a a x a x a şeklinde devam ediyor. Kasidenin bölümlerine baktığımızda ilk başta nesip teşbip bölümü vardı arkadaşlar. Nesip bölümü kasidenin giriş bölümüdür. Eğer burada aşk konusu işleniyorsa biz buna nesip diyoruz. Aşk dışında başka bir konudan bahsediyorsa biz buna teşbip diyoruz arkadaşlar. Daha sonra nesip kısmından sonra Girizgah kısmı geliyor. Girizgah kısmına baktığımızda kasidede metiye geçileceğini haber veren bir ya da iki beyitlik bölümdür bu girizgah bölümü. girizgahtan sonra ise metiye yani övgü bölümü geçiyor. Kasidenin en önemli bölümüdür metiye bölümü. Şairin bütün sanat gücünü gösterdiği bölüm hangisi derseniz biz buraya metiye deniz. Çünkü metiye övgü bölümüdür. Bu açıdan kasidenin en önemli bölümüdür. Zaten kasidede arkadaşlar Nedir? Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan beyitlerdir değil mi arkadaşlar? Tekazül ise kastedeki gazele benziyor diyebiliriz. Fahriye şairin kendisini övdüğü bölümdür. Metiye de başkasını övüyor. Fahriye de şair kendisini övüyor arkadaşlar. Dua ise şairin memduha dua ettiği bölümdür. Kaside de şairin mahlasını söylendiği beyte taş beyit, en güzel beyte de beytul kaside deniyor. Kaside de matla beytinden sonraki beyte hüsnü matla, makta beytinden sonraki beyte ise hüsnü makta adı verilmektedir. Gazel a a x a x şeklinde devam ediyor. İç kafiyesi olan gazellere musammat, 15 beyitten uzun gazelleri gazeli mutabel, beyitler arasında konu bütünlüğü olan gazellere yek ahenk, her bir beyti ayrı güzellikte söylenmiş gazellere ise yek aves adı veriliyor. Farklı dillerin mesela Arapça, Farsça vesaire gibi dillerin karışık olduğu bölümleri ise mülemma gazel deniyor. Dedim dedi tarzında yazılan gazellere müracaa gazel, mahlas beytinden sonra bir ya da beş beytlik metiye bölümü bulunan gazellere müzeyyel yani zel yazılmış gazel, iki veya daha fazla şairin ortaklaşa yazdığı gazellere ise müşterek gazel adı veriliyor arkadaşlar. Mesnevi'ye baktığımızda Bunların arasındaki fark şu şekilde. Mesela arkadaşlar Kaside'ye baktığımızda demiştik ki övgü ön planda. Gazel genellikle işte kadınların, işte sevgililerin övüldüğü, e, met edildiği yerlere biz gazel diyoruz. Genellikle aşk konusu işleniyor arkadaşlar. Gazelin temel konusu aşktır arkadaşlar. Mesnevi'ye geldiğimizde kafiyeleşine baktığımızda A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde gidiyor arkadaşlar. Kaside ve gazelden farkı nedir? Gazel ve kaside aynıdır kafiyelerine eş olarak Mesela onlar AA, XA, XA, şeklinde giderken Mesnevi AA, BB, CC şeklinde gidiyor bu şekilde ayırabilirsiniz Gazel ve kaside de olduğu gibi bir beyt sınırlaması yoktur mesnevi de. Kafiye sınırlaması olmadığı için Uzun konuların yazılmasında en uygun lazım şekli hangisi derseniz tabii ki de mesnevi deriz Giriş konunun işlendiği bölüm bitiş olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor mesnevi Mesela giriş bölümüne baktığımızda Tevhid, Münacat, Naat gibi işte naattan sonra şairler bazen Hazreti Peygamber için Miraciye, Mucizat-ı Nebevi, dört halife için ise Methi Çağrıyar gibi bölümlere de yer verebiliyorlar. Sebebi telif ise eserin yazılış sebebinin açıklandığı bölümdür. Konunun işlendiği bölüme baktığımızda Ağzı Dastan, Ağzı Kitap, Ağzı Kıssı gibi başlıklarla başlayan bu bölüm, Mesnevi'de asıl konunun işlendiği bölümdür. Mesnevi'de asıl konunun işlendiği bölüme biz Ağzı Dastan, Ağızı Kitap, Ağızı Kıssa gibi isimler veriyoruz. Bitiş bölümü ise Hatime'den oluşuyor. Mesnevilerin sonunda genellikle Hatime başlığı altında yer alan bölüme biz bitiş bölümü diyoruz arkadaşlar. Giriş bölümünde Tevhid, Münacaat, Naat var. Konunun işlendiği bölümler Ağızı Destan, Ağızı Kitap, Ağızı Kıssa. Bitiş bölümü ise Hatime bölümünden oluşuyor. Mesnevi için arkadaşlar A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde demiştik. Kıt A, kıt A'da matla ve maktabeti yoktur arkadaşlar matla ve maktabeti olmayan şiirlere biz kıt'a diyoruz. Kafe düzenine baktığımızda iksa, iksa, iksa şeklindedir. Kıtalar 2 ila 10 beyt uzunluğundadır. 2 beytten uzun kıtalara kıt'a'yı kebire adı veriliyor arkadaşlar. Müstezat, gazelden türeyen bir nazım şeklidir. Genellikle mef'ulü, mef'a'ülü, mef'a'ülü, fe'lün kalıbıyla yazılan gazellerin her mısrasından sonra Mef'ulü ya da mef'ulünle başlayan bir mısra eklenirse biz buna müstezat diyoruz. Yani işte kısa, uzun, kısa, uzun dizelerden oluşuyor diyebiliriz müstezat için arkadaşlar. Dört mısralı nazım şekillerine baktığımızda tuyuk ve rubayı demiştik. Tuyuk genellikle faülatun, faülatun, fa'ilun vezniyle yazılıyor ve Türk edebiyatına özgü bir nazım şeklidir. A, A, X, A şeklinde kafileniyor ancak bunun yanında A, -A, 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 A, ya da X, A, X'a şeklinde kıta gibi kafirinden tüyüklar mevcuttur. Rubai, Ahrem ve Ahrep adı verilen her biri 12'şer karaptan oluşan özel vezinlerle yazılır. Biz Rubai Tuyuk'tan ayırmak için arkadaşlar Arus kalıplarını bilmemiz gerekiyor. Bunun içine baktığımızda işte failatun failatun fail başlamışsa bu tuyuk oluyor. Rubaya baktığımızda mef'ulu ya da mef'ulüne başlıyor. Rubaya bulmamız için mef'ulu yani açık kapalı o şekilde bakmamız gerekiyor. Mesela bakın mef'ulü demişiz ya. Mef'ulü kapalı kapalı açık. Ya da kapalı kapalı kapalıdan başlıyorsa bu rubayidir. Ama tam tersi işte kapalı açık kapalı 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 açık kapalı kapalı şeklinde devam ediyorsa bu tüyük oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ikisini ayırabiliyoruz. Bentlerden oluşan lazım şekilleri ise bentlerden oluşan şeylerin genel adı musammattır. Birbirinden tek farkı bentlerdeki mısra sayılarıdır. Musammatların bentlerindeki mısra sayıları 3 ile 10 arasındadır. Mesela müselles 3'lü, murabba 4'lü, muhammes 5'li, müseddes 6'lı, müsabba 7'li, müsemmen 8'li, mütesa 9'lu, muaşşer ise 10 mısradan oluşuyor. Şimdi geldik gazele. Gazel demiştik şöyle kısa bir toparlayalım arkadaşlar biz bunları. Gazel a a iksa, iksa demiştik matla beyti var. Kaside A, A, B, A, C, A diye gidiyor. Gazel gibi de olabiliyor. Aynı zamanda kafiyenin işi gazel gibi de olabiliyor kasidenin. Ve aynı zamanda bunların matla var. Mesnevi demiştik ki A, A, B, B, C, C. Müstezat uzun kutabiyet olması gerekiyor. Mef'ulü, mefa'ulü, mefa'ulün, fe'ülün kalıbı var. Aşağısı da yani kısa olan kalıplarda mef'ulü, fe'ulün olması, olması gerekiyor. Nazım A, A, X, A demiştik. Mahlas yok Nazım'da. Bakın bu kıtayla Nazım çok karışıyor. Bunların arasındaki fark şu. Bakın kıtada matla ve mahlas yok. Ama nazımda sadece mahlas yok. Yani matla olabiliyor. Örneğin X'a iksadan başlıyorsa bu ne oluyor? Kıta oluyor. Ama AA X'a'dan başlıyorsa bu nazım oluyor. Musarra, mukaffa, matla aynı şey bunların üçü. Musarra, mukaffa, matla üçü aynı şey. Geldim birinci mısra, ikincisi de geldim de bitmişse AA oluyor bu. Biz bunlara musarra, mukaffa ya da matla diyoruz arkadaşlar. Tahmis A, 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 B tahmise baktığımızda arkadaşlar mesela diyelim ki 5 tane mısırdan oluşacak. Bunun 2 tane mısırası farklı bir şair'e ait olacak. 3 tanesi farklı bir şair'e ait olacak arkadaşlar. Örneğin beyte baktığımızda Fuzuli'nin beytinin üstüne 3 tane Şeyh Galip e, beyit eklerse biz buna tahmis diyoruz. O zaman ne olmuş olacak? Şeyh Galip Fuzuli'yi tahmis etmiş olacak arkadaşlar. Tuyuk 11'li hece ölçüsüyle yazılıyor. Faylatın, Faylatın, Faylatın demiştik. Rubai 12 ile li, 12'lidir. Ahrep ve ahrem kalıpları vardır. Mef'ul ya mef'ulun ile olması gerekiyor. Tardiye ise B -B, B, B, A, C, -C, -C, -C -A olması gerekir Ve mef'ulü, mef'alün, Fe'ülün. Tardiye özel bir kalıptır arkadaşlar. Bu da Muhammed gibidir. Fakat arasındaki fark şu şekildedir. Aruz kalıbına baktığımızda mef'ulü, mef'alün, fe'ulün ise 5 mısırdan oluşuyorsa bu tardiyedir. Muhammed 5'lidir. Hepsi A, 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 -A, 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 B -B 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 -A şeklinde gidiyorsa arkadaşlar bu muhammestir. Taştır ortasına ekleme demek. Mesela örneğin nefelin bir tane beyti var. Biz bu beyti alıyoruz. Beytinin ortasında mesela Namık Kemal'in 3 tane mısırasını ekliyoruz. Ne yaptık? Taşçıl yapmış olduk. E, tahmiste nasıldı arkadaşlar? Tahmiste üstüne ekliyorduk. Yani mısranın üstüne ekliyordu. Farklı bir şair. 3 tane daha ekliyordu. Bu tahmis etmiş oluyordu. Taşçıl'da ise 2 tane ortasına ekliyoruz. Terkibi bente baktığımızda e, vastabiyeti değişiyordu terkibi bente. Vastabiyeti değişiyor terkibi bente. E, şarkıya baktığımızda A B A B C C C B şeklinde oluyor ve biz buna nakarat diyoruz. Şarkıda nakarat vardır. Mesela A B A B C C C B gibisinden. Evet. Bunları şu şekilde görebiliriz arkadaşlar tablosunu. Mesela bakın murabba A, A A A A'dan başlıyor. B B B A'dan devam ediyor. Terbi dörtleme demek. Örneğin İki tane misal üstüne bakın iki tane daha ekleyerek terbi yapmış olduk. Taştır demiştik. Ortasına ekleme demiştik. Arkadaşlar mesela bir tane beyit var. Beytin ortasına ekliyoruz taştırda. Muhammed A A A A A Bu şekilde B B B B A oluyorsa Muhammed oluyor. Tahmis az önce söylemiştim. Tahmis mesela neydi arkadaşlar? Diyelim ki bir tane şairin bir tane beyti var. Beytinin üst tarafına üç tane eklediğimizde yani farklı bir şair üç tane eklediğinde bu tahmis etmiş oluyor. Taştır ise 3 tane mısır eklemekte arkadaşlar taştır. Murabba 4 mısırdan oluşuyor. Terbi ise 4'lü yapma. Yani üzerine 2 tane mısır üzerine 2 tane ekleme. Muhammed 5 taneden oluşuyor. 5 mısırdan oluşuyor Muhammed. Tahmis ise 5'li yapma. Az önce söylemiştim zaten tabloda görüyorsunuz. Müseddes 6'lıdır. Testis ise 6'lı yapma. 7. tesbi 7'li yapma. Müsemmen 8 sekiz. tesmin 8'li yapma. Mütessa 9, Tetsi 9'u yapma, Muaşşer 10, Taşir ise 10'u yapmadır arkadaşlar. Evet, burada bunu şu şekilde pekiştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, e, az önce bunları söyledim ama şimdi bunların hepsini beyitler üzerinde uygulamak istiyorum. Baktığımızda şarkıda nakarat bölümü var demiştik arkadaşlar. Şimdi mesela it erisün bayisi şevki cedir olsun da gör. Seyri, sadabatı sen bir kere it olsun da gör. Guşe guşe mihler mehler bedir olsun da gör. Seyri, sadabatı sen bir kere it olsun da gör. Bakın arkadaşlar. Birinci dizeye baktığımızda arkadaşlarım. Seyri, sadabatı sen bir kere it olsun da gör. Dizesinin aynı şekilde ikinci beyitte de görüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Seyri sadabatı sen bir kere Iyt olsun da gör. Bakın ikisi aynı. Bu şarkı yani şarkıda nakarat var. Gazele baktığımızda arkadaşlar A A B A şeklinde oluyor gazel. Aynı zamanda aşk konusu işleniyor demiştik. Örneğin Laled'in canımga odlar yakılır. Kaşı kadimni cefadan yağ kulur. Min cefası badesinin şatmin ol vefa bilmen ki bilmez yağ kulur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sevgilinin dudağından kaşından cefasından bahsediyor. Bu gazeldir. Kaside ise övgü var demiştik arkadaşlar. Övgüden bahsediyor demiştik kasidede. Sad berekallah ey şeref amuzi daveri ettin tamam şadı revanı peyamberi. Aşri Muharrem içre revan edip abı muhkemledin muhabbeti şebbiru şebberi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım bu beytte de bir övgü var. Kaside övgüden bahsediyor demiştik. Muhammed ise 5 tane mısadan oluşuyor gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlara baktığımızda içerisinde herhangi bir mahlas yani yazarın ismi vesaire mahlası olmadığı için bu Muhammed'si arkadaşlar. Müstesat ise demiştik ki uzun ve kısalı dizelerden oluşuyor değil mi? Bakın uzun ve kısalı dizelerden oluşan müstezat. Müseddes ise altılıydı müseddes. 1-2-3-4-5-6 sonlarına baktığımızda A-A-A-A B-B şeklinde oluyor Bu müseddes Altılı oluyor Yani dikkat ederseniz arkadaşlarım Bir tane beytin üzerine 4 tane eklenmiş Tuyuk'a baktığımızda demiştik ki Türk Edebiyatı'nın Divan Edebiyatı'na kazandırdığı Bir nazım şekli demiştik Tuyuk'la ilgili ee, Talmışam şol bahre kim payanı yok dediği için Bakın Talmışam yani kapalı açık kapalı kapalı Fa-ila-tün, fa ila tün fa ilün bu şekilde. Kıt'a, kıt a da mahlas ve matla beyitleri yoktu arkadaşlar. Düşmüş dile tabu aşkı alimi susun dediği için bakın. X a x a susun, sus imiş imiş. Bakın sadece imişler birbirine benziyor. X a x a kıt a bu şekilde kodlayabilirsiniz. X a x a kıt a sadece mahlas matla beyti yok. Ve XA, XA'dan başlıyor arkadaşlar sonu. Tahmis ise, tahmis ise arkadaşlar dikkat ederseniz bakın. Bir vefa yarın muhibbi cevrini mazur tut, yarsız kalır cihanda ayıpsız yar isteyen demiş. Bakın burada bir beyit var arkadaşlar. Bu beyti muhibbi yazmış. Muhibbinin üzerine aynı e, kafiyede, aynı vezinde 3 e, tane daha mısra eklenmiş arkadaşlarım. Ve bunu ekleyen de hayali. Bakın dikkat ederseniz gam nedimindir hayali kalbini mesrur tut demiş. Evet o halde ne olmuş? Hayali muhubbeyi tahmis etmiş arkadaşlar. Yani tahmis beytinde iki tane mahlas olması gerekiyor.